Tükenip gidiyor ömür dediğin, yolda kalan da bir, yürüyen de bir, harcanıp gidiyor ömür dedi. Edirelim dört konaklım, benim güzel insanlarım. Güz gelince düğün derneği kurdun, damat oldun al duvaklı geline. Gün be gün hayatın kışına geldin, ev melek ahır bostan, ateşek öküz dana. Bıraktın gittin bu dünya ait ne varsa. Umutların yarın, sevdaların paramparça. Yattın kara toprağa uzun uzun, yok artık senin için ne çağalın yağmuru, ağataşın poyrazı. Ne congasının suvağı, malahanın yöşesi. İçimde hala bu insanlarımın hüzünlü, yorgun ama yiğit sesleri. Ben Niyazi Sadık, Edire bizim köyümüzün eski ismi, Dört Konak yeni ismi. Edire'nin dört konaklım olarak ben onu ifade ediyorum. 1943 yılında Edire Dört Konak'ta doğdu. Eski Gümüşhane var, oranın Süleymaniye Mahallesi vardır. Aslen oralıdır o, İsmail dedem. Buraya mal toplamaya geliyor, kasap olduğu için celepçilik yapıyordu. Evet. O mal toplarken bizim bu mahallenin sahibi olan Hatice Hanım vardı. Onunla beraber evleniyor. İki oğluyla beraber gelip bizim mahalleye yerleşiyor. Ve buradan da iki oğlu oluyor. Ve o şekilde bizim soy devam ediyor bu Sallahlı Mahallesi'nde. Biz 8 kardeşiz. Evet, rahmetli 5 kız 3 oğlan. Rahmetli babam önce marangoz ustasıydı. Daha sonra imam oldu. Bizim 25 sene bizim bu mahallenin camisinin imamlığını yaptı. Oradan emekli oldu. Köylü o zaman kendi ürününü kendisi üretirdi, çıkarırdı yiyeceğini. Sadece köylünün iki şeye ihtiyacı, üç şeye ihtiyacı vardı. Çay, şeker ve tuz. Ve bir de gaz. Onlara para gerekli oluyordu tabii. Giysi için de para gerekli oluyordu. Burada ürettiklerimizi satarak para kazanma şansımız yoktu. Ancak kendi ihtiyaçlarımızı karşılardık. Bu yüzden babam marangoz ustası olduğu için önceleri gurbete giderdi. Bir 4 ay gurbette kalırdı. Topraklarımız iyidir, geniştir fakat fazla verimli değildi topraklarımız. Aşağı yukarı 1'e 6, 1'e 7 verirdi. Ekinlerimiz, köylülerimizin daha doğrusu yaptığı ekinlerden buğday, arpa, mercimek, patates kendi üretirdi, fasulyesini kendi üretirdi, kabağıdır gibi benzer sebzeleri kendi üretirdi. Kendi ihtiyaçları için bunların hepsini yapardı. Şöyle de olurdu, birçokları mesela kerestecilik yapardı. Ormana gider, tomruk keser getirir, burada tomrukları biçerlerdi tahta tahta. Ve o tahtaları götürüp satmak suretiyle para kazandı. Bir kısmı kömür yakarak, mangal kömür. O mangal kömürünü de bu köylüler temin ederlerdi. Ve bu çile aslında hakikaten. Mesela bizim köyümüzdeki yaşam tarzı o kadar kolay değildi hakikaten. Çok zordu. Rahmetli annem çok çalışırdı. Karşı köydendi rahmetli annem. Babamı hiç görmeden evlendiler.
hiç ama görücü usulüyle aldı getirdiler. Anam, sormuştum anneme nasıl oldu da derdi ki gece geldi oturttular beni divana. Başımı kesinlikle kaldıramıyorum derdi. Arkasını dönse de baksam ki boylansın. Yüzünü dahi bilmiyordum. Bu Anadolu çocuğunun, Anadolu kadınının çilesi bu. Annem o şekilde anlattıkça da ben hakikaten gözyaşlarımı tutamazdım. Tamamen görücü usulüyle evlendi. Bir başkası tavsiye etti. Buradaki büyükler gittiler. Anam aldı getirdi, oturttular buraya. Hiç tanımadı, etmedi. Adamcağız da koydular içeriye. Ve o kadıncağız aynen onu ifade etmiştir. Beklerdim ki diyor, sırtını dönse de baksam boyunaz. Samyelimi vurdu bahçeye, yaprak ağlar dallar, ağlar gül ağlar, ağlar gül ağlar. Altını bozdular geçmez akçeye, zikâ ağlar sarraf, ağlar kumalar. Altını bozdular geçmez akçeye, zikâ ağlar sarraf, ağlar kumalar. Çocukluğumuz köylü çocuğunun aşağı yukarı 6-7 yaşından itibaren sorumluluğu başlar. Ve dikkat edilirse bugün ülkemizde başarılı olan insanlarımızın %80'i köylü çocuğudur. Sabahları mesela erkenden çoban sürüyü toplayıp götürmeden evvel bizleri sabahın 5'inde kaldırırlardı. Küçükbaş hayvanları bize katar, ormana götürür, yayardık. Çoban gelince çobana katardık. Yani arkadaş, kardeşlerimizden küçük kardeşlerimizin sorumluluğu bize aitti. Yapabileceğimiz, gücümüz yetebilecek yaşa geldiğimiz zaman da her türlü işin ucundan tutardık. O zaman köyümüzde ilkokulumuz vardı. İlkokulu burada bitirdim. Ondan sonra lise Erkesanlı Enstitüsü'ne, Gümüşhane'ye geçtik. Evet, Erkesanlı Enstitüsü'nden sonra Yıldız Üniversitesi'ne imtihanlarına girdim. O zaman her üniversite kendi imtihanlarını yapıyordu. Ve Yıldız Üniversitesi'nin harita mühendisliği bölümünü bitirdim 4 yıl. Üniversiteden sonra memuriyet başladı tabii. Evliliğim askerden önce oldu. Evlilik hikayemiz aslında ona ben şey diyorum, bir gönül hikayesi. Evet, çok ciddi bir gönül hikayesi bu. Sanat okulunun 4 ve 5. sınıflarında Güler Hanımların bahçesinin bitişiğinde dere içinde bir kulübeye taşındık biz. O kulübede 2 sene çalıyor. O zaman komşuyduk. Güler Hanım ilk kez bizim kulübenin penceresinden bakıyordum. Yağmurlu bir havaydı. Yeni de taşımıştık o kulübeye. Güler Hanım da bahçeden yukarıya çıkıp konağı evine doğru yürüyordu. Ben de arkadan seslendim. Yürü, koş koş ıslanırsın diye. Şimdi tabii onun antipati yaratacağını hiç düşünemedim ben. Güler Hanım tabii ona çok kızdı. İnadına daha ağır yürümeye başladı. Sırf nispet olsun diye bana. Şimdi bizim mahallede talebe hiç yoktu. İlk geldiği zaman talebeler, ay dedik talebeler geldi. Bizim mahallenin tadı kaçtı falan diye düşünüyorduk böyle kız arkadaşlarımızla beraber. Tabii bu şekilde koş koş ıslanırsın deyince ben de tabii ona karşı daha da yavaş yürümeye başladım yani. Ben rahmetli babasını elde etmeye çalıştım. Babasından yürüdüm. Onunla iyi bir dost olduk ama çok iyi, o kadar iyi bir dost olduk ki kendi oğulları kıskanıyordu beni. Bir gönül hikayesi anlatırdı gözlerin, gözlerin.
gözleri. Abisi yüzbaşıydı o zaman İstanbul Yüz Akademilerinde. Tuttu ailesini de İstanbul'a aldı. Gelince de Güler Hanım da onlarla beraber geldiler. Tabii ben buna çok sevindim. Ondan sonra babası geldi beni okula ziyaret etti. Beni eve davet etti. Sonra ben evine gittim, bir iki sefer gittim evine. Bir iki sefer gittikten sonra üçüncü seferde abisi çok kıskandığı için beni, seni de bir daha bu evde görmek istemiyorum. Resmen kovdu beni. Ve o ayrıldık. Aradan 2-3 gün geçtikten sonra bir mektup aldım Güler Hanım'dan. Bunlar çok üzülmüşlerdi abisinin bu hareketine. Ve özür diliyor abisi adına, benden özür diliyor. Ve o mektubu aldıktan sonra şıltandım ben tabii. Şımardım biraz. Sanki bir yere gururum okşanmış gibi oldu. Güler Hanım o zaman Çapa Öğretmen Okulu'ndaydı. Çıktım gittim Çapa Öğretmen Okulu'na. Çapa yolunda yürürken kararımı verdim artık. Ne pahasına olursa olsun gönlümdeki şeyi açıklayacağım diye. Ama nasıl açıklarım, direkte nasıl söyleyebilirim bunu diye red cevabını alırsam çok korktum. Alırım diye çok korktum daha doğrusu. Ama şöyle bir hikaye aklıma geldi. Dedim ki kız kardeşim Safiye vardı benden büyük, onu iyi tanıyordu. Dedim bugün Safiye'den bir mektup aldım, çok canım sıkıldı. Yok öyle bir şey aslında. Hayrola dedi, niye canın sıkıldı? Ya bilmiyorum dedim, orada bir tanıdığı bir hanım kız varmış. Benimle arkadaş olmak istiyormuş diye bir talepte bulundu ve benim fikrimi alıyor. Almaya söyledi. Ve o zaman bir nefes aldım, şöyle derin nefes aldım, dedim ki ona hayır diyebilmem için sana güvenebilir miyim dedi. O anda tabii kulaklarım uğulduyordu. Kalbim patır patır atıyordu. Alacağım cevabı çok merak ediyordu. Allah'tan ki Güler Hanım o zaman kısık bir sesle evet dedi. Bir tatlı tebessüm, bir vuslata bedeldir. Gözlerin hayat verir. Gözlerin hayat verir. Tabii ailesi, abileri daha doğrusu çok karşı çıktı. Annesi hiç ses etmedi. Okul bitti tabii, ben dolanıyorum etrafta. Babama tel çektim. Babam böyle bir şeye asla rızamız yoktur, derhal gelesin dedi. Ben tabii o mektubu teli aldıktan sonra yırttım attım. Habire abileri babasından tel getirsin de dayattılar. Biliyorlar ki babam bu işe asla rıza göstermeyecek. Ben de yok, haber yok diye her defasında Fikri amcayla buluşunca her defasında haber yok diyordum. En sonunda adamcağız benim halime acıdı. Bahçede yine buluştu, dedi ki oğlum gel dedi buraya. Ben şimdi eve gideceğim, divana yatacağım. Sen gelirsin gidersin, kapının oradaki sandalye oraya oturursun. Ondan sonra benden kızı istersin. Seviyorum, memiyorum sakın deme, oğlanlar seni döver atacaklar dışarıya. Açtan sövden bahsetme. O gitti, ben de arkasından gittim, çaldım kapıyı, girdim içeri. Hakikaten o da oturuyordu, ben de oturdum sandalyeye.
Oğlum niye okulun kapandı bu zamana kadar? Neredesin? Niye gitmiyorsun? Staja gidecektim çünkü. Niye gitmiyorsun stajına, memleketine? Neyi bekliyorsun burada sen? Tabi orada bir derin nefes daha aldık. Amca dedim, daha önceden ben size de söyledim. Allah'ın emri peygamberin kavliyle ben kızınızı Güler Hanım istiyorum. Ona talibim. Eğer uygun görürseniz, verirseniz nikah, nişan yapmadan da kesinlikle İstanbul'dan ayrılmayı düşünmüyor. Peki kız seni istiyor mu? Sorarsınız dedim kızınıza. Eğer istemiyorsa özür dilerim, sizden çeker giderim. Ve nikah yaptık 2 Ağustos 1962'de. ...1967'ye kadar okulu bitirdim ben o zaman. 4 yıl okulu bitirdim. Üniversite bittikten sonra orduya geldim. Orduda memuriyete başladım. Bir sene çalıştım, para kazandım. Ondan sonra 1967'de evlendik. Dedim ya biraz evvel, Anadolu çocuğu kolay kolay kafasını taktığını bırakmaz. Nişanlıyken abim bazen mesela konuşurken şey, gezmeye falan gidelim beraber derdi. Ben bazen gitmek istemezdim. Aa derdi, görüp göreceğin şey bu. Ondan sonra sen zannediyor musun Niyazi evlendiğin zaman, yani bu yaşantıyı şey yapacak diye. Hep bana bu şekilde şeyler söylerdi abim. Ben de kendi kendime, ay acaba öyle mi olur diyordum. Bazen de diyordum ki kendim ettim, kendim buldum. Artık buna şey yapmam lazım. Ve hakikaten evlendikten sonra abimin söylediğinin tam tersi. Evlendim, ay yemek yapmasını bilmiyorum, bir şey bilmiyorum. Hatta babam bile dermiş ki, ay anneme ne yapıyor bizim kız, hiçbir yemek bilmez, yapmak bilmez falan. Ben ilk yaptığım yemek yaprak sarması oldu. Ve onu gece hiç uyumadım. Sabahleyin kalksam, yapsam acaba güzel olacak mı, olmayacak mı? Olursa diyorum, çıkarırım, ikram ederim. Yoksa atarım yani, hiç göstermem. O hevesle sabah erken kalktım ve sarma yaptım. Eşim geldi öğlen, bir baktı sarma var. Gül dedi, bugün bize kim geldi dedi. Kimse gelmedi dedim. Ondan sonra yedi. Ay dedi, yemek işi de bana düşecek diye düşünüyordum ama dedi, ellerine sağlık, çok güzel yaptın. Ve ondan sonra önüne gelene, Gül çok güzel, aslında güzel değil belki. Tuzlu olduğu zaman tuzluyu sevdi. Tuzsuz olduğu zaman tuzsuzu sevdi. Herkese, ay Gül çok güzel yemek yapıyor. Bu teşvikler beni tabii daha... Yani eşim, Allah razı olsun, bana çok yardımcı oldu. Başka şansım, zaten başka şansımı hiç kullanmayı düşünmedim. İşin başlangıcından itibaren aklıma taktığım hanımla mutlaka evlenmem gerektiğini o zaman karar verdim ve Allah'a çok şükür hiçbir sıkıntı şimdiye kadar yaşamadık. Gayet tabii her evde tartışma olur olmaz mı? Ufak tefek de olsa, önemli olan onu büyütmemek. Yani onu karşılıklı anlayış gösterebilmek. Ben sesimi yükselttiğim zaman Güler Hanım sustu. Güler Hanım yükselttiği zaman ben sustum. Bir orta yolu bu şekilde bulduk. Ama karşılıklı gönüllerde sevgi ve saygı olduktan sonra çözülemeyecek hiçbir problem yok ev içerisinde, aile içerisinde. Evliliğin temelinde sevgi, saygı, sabır ve hoşgörü. Bunlar çok önemli. Ona ben 4S diyorum. Yani 4S gerekli bir evliliğin mutlu bir şekilde yürüyebilmesi için. Sevgi, saygı, sabır ve sadakat. Bu 4S bir ailenin içerisinde olduğu müddetçe o aile kolay kolay yıkılmaz. Şimdiki aileler, gençlerimizin şimdiki kurduğu ailelere çok üzülüyorum ben. Evleniyor. 6 ay sonra bakıyorsunuz ki biz boşanmaya karar verdik diyorlar. 1 sene sonra boşanmaya karar verdik diyorlar. Mutlaka bu selerden bir veya ikisi eksik olduğu için.
nefis işin içerisine girince, bu selerden bir ikisi eksik olunca yürütemiyorlar artık. Ve ona çok üzülüyoruz. Şu anda ülkemizde boşanma oranları çok yüksek. Yazık oluyor gençlerimize, çok yazık oluyor. İki oğlumuz oldu. Oğlu 68'de büyük olan oldu. 69'da da ikinci oğlumuz oldu. İkinci oğlumuz bir şanssızlığa uğradı maalesef. O 5 aylıkken, ülkemizde de dünyada da öyle, çocuklar için en büyük tehlike yüksek ateş ve havale durumu. O yüksek ateş havale geçirdi ve beyin hücrelerinde tahrip oldu. Ve bir daha özürlü hale geldi. Yeme içme anne yedirirdi. Yatma kalka yürüme yoktu. Hiçbir fonksiyonları pek yoktu. Yürüme fonksiyonları tamamen yatağa bağlıydı. Konuşma konuşma hiçbir şey yoktu. Aşağı yukarı 12 yaşına kadar anne baktı ona ve 12 yaşında vefat etti. Onun vefatı da çok enteresandı. Ben öyle görürüm. Vefat ettiği yıl Kurban Bayramı'ydı. İstanbul'a gittik kız kardeşimlere. Orada kurbanatla kesecektik. Fakat gittik amca teyzemin oğluna kurban aldık. Ben kurbanı unuttum. Ben de alacaktım beraber. Orada kesecektik. Geldik onun kurbanını kestik. Eve geldik. Sonra cumaydı. Namaza gittim. Dönüşte oğlum Ceyhun'du ismi. Oğlumu yatakta vefat etmiş bu oğlum. Yürümüyordu, konuşmuyordu, hiçbir hareketi yoktu. Tamamen yatağa bağlıydı ama onu çok severdik. Ve onun acısı, evlat acısı olarak hala yüreğimde sürer gider, devam eder. Sonra böyle özürlü de olunca ona karşı insan merhamet duyuyor. Merhamet çok önemli bir vasıf. İnsanoğlunda merhamet olmayan yüreklerde hiçbir şey barınamaz. Asıl olan merhamettir. O yüzden özürlü olan evlatlarımıza mutlaka merhamet göstermeliyiz. Birçokları bazen görüyorum, duyuyorum, izliyorum. Özürlü çocuğundan nefret edenler var, ondan kaçanlar var. Allah ölülerine kezim nasip etmesin bize. Birinci çocuk zaten olduktan sonra çalışmak şeyim, imkanım yoktu. Çünkü çocuğa bakacak kimse yok. Benim bakmam gerekiyor. O hasta olan çocuğumu zevkle yani hiçbir zaman ben onun bir gün ölecek, onsuz olacağımı dahi düşünememişimdir. Yani o benim elim, kolum, kucağımda bir gezmeye gideceğim, bir yere gideceğim. Çantamı almak değil yani çantamdan önce onu kucağıma alırım.
bütünleşmiştik biz onda. Ondan sonra bir de sağ olsun babamız ve büyük oğlum, o da ondan 1,5 yaş büyüktü. Okuldan gelince anne Ceyhun'u ver kucağıma sırtını dinlendireyim. Niyazi eve gelir, eve gelir gelmez onu alır kucağına sırtını dinlendirir ve hep böyle sallar Niyazi onu. Hala o alışkanlık Niyazi'de de vardır yani durduğu yerde böyle. Çünkü devamlı kucağında onu. Benim Konya'da ev sahibim vardı. Beni gördüğü zaman, çocuğu gördüğü zaman ay çok üzülüyorum diyordu. Allah hani kurtarsın. Her gördüğünde bu kelimeyi söylüyor. Benim içim sızlıyor. Ben memnunum hayatımdan. O söylediği zaman yo diyordum teyze, teyze ben memnunum yani. Yani lütfen bunu söyleme anlamında bunu söylüyordu. Niyazi'ye diyordum bahçeye çıkıp teyzeyle karşılaşmak istemiyorum. Her karşılaştığımda Allah kurtarsın yavrum diyordu. O bana çok gücüme gidiyordu. Yani onu demek çocuğumun ölümünü şey yapmak istiyor. Yani sen benim kurtuluşum nasıl olacak? Hani çocuğumdan kurtuluş nasıl olabilir ki? Onun için yani ben severek bakıyordum çocuğuma. Güler Hanım bu konuda çok fedakar bir anneydi. Fedakarca baktı ve hiç yüksünmedi. 1973'te de Hürriyet Gazetesi'nin yılın annesi. Yavrum nenni. Bakımı işte mama yemesi çok zordu. Yutma olayı. Yani çiğneme yoktu. Ondan sonra onu mikserde çekerek bütün mamaları, yemekleri yani. O şekilde ama çok zor. Mesela oturuyordum ben böyle bir önlük giymiyordum. Yerlere şey seriyordum, kucağıma alıyordum. Belki bir saatte çocuğu besliyordum. Boyu da tabii uzamıştı, şey yapmıştı. Onu bir saat besliyorum. Ay mutlu oluyorum, tamam yedirdim, karnı doydu diye. Affedersiniz bir bakıyorsun çıkardı. O kadar emekle yediğini çıkardı. Yani bezlemesi, uyutması, uyku da bazen çok şey yapardı. Geceleri duyamazdı. Sonra dişlerinde çürüme oldu, onların ağrılar. Bilemiyorsun ki ağlıyor. Acaba dişi çürük onun için mi ağlıyor? Başka yeri mi ağırdığı için ağlıyor? Bilemiyorsun artık. Elinden gelen şeyi yapmaya çalışıyorsun. Zor tabii ama severek yapıyordum. Yani hiçbir zaman diyorum ya bu günün birinde ölebilir ben yalnız yani onsuz kalabilirim diye düşünmemiştim. Ömrümün sonuna kadar. Hatta oğlum Seyhun. Anne bir kardeşim daha olsa, yani ertesi gün babam anne sen hani öldüğün zaman o kardeşimle beraber bakarız. Yani beraber bakarız Ceyhun'u derdi. Yalnız kalmam beraber bakarız ama olmadı. Yüce Rabbim kimsenin eline bırakmadı. 12 yaşında vefat etti ve onun üzüntüsü açıkçası hiçbir zaman unutulmuyor. Evlat acısı gerçekten. Her kurban bayramı geldiği zaman mutlaka onu kurban olarak anımsıyorum. Hep aklıma o gelir. Çünkü namaza giderken yan çevirmiştim. Arkası üstü düşünce dil arkaya kaçıyordu, nefes zorluğu çekiyordu. Yan çevirmiştim ve sırtına da bir bez koyup öyle gitmiştim namaza. Dönüşte vefat etmiş bulunca çok ağrıma gitti. Çok üzüldüm hakikaten.
kabullenmek çok zordu. Bayramda bir akrabamızı ziyarete gitmiştik. Şeyde de Görümcem'de misafir kalıyorduk. Oradan geldik, hemen ben daha Ceyhun'un yanına girmeden, ay dedim ben hemen mutfağa girip onun mamasını hazırlayayım. Süt koydu. Süt kesti. Şey oldu. Aa dedim Görümcem'e, Sevda bu kesti. Yenge dedi dolapta başka var dedi. Onu aldım yine kesti. O arada ben içeriye girdim. Baktım ne yazık Ceyhun'un yanında bir telaşe var. Doktora haber vermişler, doktor çağırmışlar yine de. Ne oldu falan dediğimde ne yazık Gül galiba biz Ceyhun'u kaybettik demişti. Ki o arada yani o çocuğun nasıl bir kısmeti demek kesilmiş. Ben sütü koyuyorum, süt kesiyor. Sen yolcu ol ben hancı, diyar diyar gitsen de yine bana gel. Sen suyum ol ben deniz, kaçsan da benden buğu buğu, göklerde hatırlarsan beni yine bana gel. Ben gül, sen bülbülüm ol, çalılarda ötersen öt, ama karanlıklar basmadan yine bana gel. Ben aşık, sen sevgilim ol, koştur ardında ömrümce, nihayet toprağa düştüğüm gün, elinde karanfil, gözünde yaş, yine bana gel. Tabii ki bilsin, emekli olduk, 2000 yılında emekli oldum ben. Emekli olduktan sonra oğlan evlendi, çoluk çocuk sahibi, ayrı evleri, barkı var. Biz Gülen Hanım'la beraber 4 ay İzmir'de kalıyoruz, 2 ay İstanbul'da kalıyoruz, 6 ay da memleketimizde kalıyoruz. Aşağı yukarı 18 yıldır bu böyle devam ediyor. Ama şöyle, oğlumuz evlendi fakat İzmir'de karşılıklı oturuyoruz. Yani karşı dairede o, biz burada. Yalnız değiliz orada İzmir'de. Çocuklar, torunlar ama geliyor. Ama ev ayrı, bakımımız ayrı. Ev ayrı ama yani devamlı görüşüyoruz. Rahmetli kayınpederim derdi ki, evlat ben hala 16 yaşındayım derdi. Ki o zaman 75 yaş benim yaşımdaydı onu söyledikleri zaman rahmetli. Ve hakikaten gönül hiçbir zaman yaşlanmaz. 18 yaşında neyi hissediyorsam ben bugün yine aynı şeyleri hissediyorum. Saçlarımın beyazlaşması, ak düşmesi, dizlerin ağrıması falan, bunların hiç gönlünde yeri yok. Hiç umurunda da değil. İnsan hangi yaşta hissediyorsa kendini, o yaşı yaşıyor demektir. Ben şimdi bostan ekiyorum mesela burada. Bostanda her şey var, karalahanam var, fasulyem var, domatesim var, patlıcanım var, biberim var, kabağım var. Bunları bellenmesi, ekmesi, sulaması, zagelleme deriz biz ona, otların ayıklanması, bunların hepsini zevkle yapıyorum. Emekli olduktan sonra mesela birkaç bahçemiz vardı, oralara ağaç diktim. Ağaçları bizzat kendim diktim. Onları belliyorum, gübreliyorum, suluyorum ve onları büyütmeye çalışıyorum. Çünkü bizlerin yetiştirdiğimiz bu ağaçlar kendimiz için değil tabii, torunlar için bunlar hepsi. Şimdiye kadar doktor nedir bilmem ben. Doktora, hatta sağlık karnem vardı benim. Sağlık karnemden 3 yaprak, bir zamana sağlık karnesi vardı, uygulanıyordu. Tamamen boş sağlık karnem. İnsanın en büyük doktoru kendisidir. Kendini, yaşamını iyi kontrol ederse, kendini iyi kontrol ederse, beslenmesine dikkat ederse, o insanın hasta olması diye bir şey yok. Çok ender hallerde. Mesela çokları buzdolabından su içmem ben, buzdolabından su. Soğuk su içmem. Sıcak da yemek yemem. Günde 2 öğün yemek yerim ben. Sabah kahvaltısını mükemmel yaparım. Bir de akşam yemeğini yerim. Öğlenleri meyve yerim. Ve şimdiye kadar sağlık açısından hiçbir şikayetim olmadı, Allah'a bin şükür.
Biz Anadolu insanı duygusal insanlarız. Anadolu insanının en büyük özelliği odur. O duygusallık bende çocukluğumdan beri vardı. Ve çocukluğumda yaptığım bütün işler, tüm gittiğim yerler hepsi hatıralarımda, anılarımda kalıyor. Ne zaman ki kurbete gittik, kurbete gittikten sonra bunlar anlam kazandı. Beni bu şiirleri yazmaya teşvik etti. Kurbetteyken bu şiir yazmalar, yazı yazmalar ve bilhassa köyle ilgili video filmi çekmeler emekli oluncaya kadar devam etti. Ne zaman ki 2000 yılında geldim köyüme, emekli oldum, yerleştim. Ondan sonra onlar artık izlemeyle yetiniyorum. Ama yine ara sıra yine hala kamera kullandığım oluyor. Ara sıra şiir yazdıklarım da oluyor tabii, evet. Ama eskisi kadar yoğun değil. Şimdi en son yazdığım şiir zaten yine köyümle ilgili. Şimdi köyümün destanı diye bir şiirim var benim. Orada tüm köylülerimin isimlerini sıralamak suretiyle onları şey yaptım ben, kaleme aldım daha doğrusu. Edirelim dört konaklım diye başlıyor hep. Edirelim dört konaklım, benim yiğit insanlarım diyorum ve şiirlerimi o şekilde devam ettiriyorum. Şimdi Güler Hanım'a şiirlerin en güzellerini yazın. Çünkü böyle bir aşk ve böyle bir gönül hikayesi ancak şiirlerle süslenebilir. O şiirsiz zaten yalan kalırdı ve yalan da olabilirdi. Senden gayri aşık mı yoktu? Daha senden gayri aşık mı yoktur? Nedir bu telaşın? Vay deli gönül, vay deli gönül. Hele düşün devri Adem'den beri, neler geldi geçti say deli gönül. Gördüm iki kişi mezar kazıyor, gam kasavet geldi boydan aşıyor, boydan aşıyor. Çok yaşayan yüz yıl kadar yaşıyor, gel de bu dünyayı yor deli gönül. Berlam kanat verdi, verdi uçamıyorsun. Mevlam kanat verdi, uçamıyorsun. Bu nefsin elinden kaçamıyorsun, kaçamıyorsun. Biz 2003'te hanımla beraber hacca gittik. İnancımızı çok şükür en iyi bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Yüce Rabbim olan inancımız var bizim. Ölüm kaçınılmaz. Her canlı için, her canlı için ölüm kaçınılmaz. O yüzden hazırlıklı olamamanın sadece endişesini çekeriz biz. Ola ki her an ölüm kapıyı çalabilir. Her an hazır olmak zorunluluğumuz var. Hayır. Hayır. Ölümden hiçbir zaman korkmayı düşünmedim, aklıma da hiç getirmem. Zaman zaman oluyor yani. Ondan sonra işte Allah affetsin diyorum, Allah'a sığınıyorum. Affedicidir diyorum. Kendimi teselli ediyorum öyle. Benim rahmetli babam 10 sene annemden sonra vefat etti. Çok evlenmek istedi. Fakat bir türlü münasip bir hanım bulamadı. Çok yalnız kalmıştı. Erkekler için en büyük dezavantaj hanımın önceden ölmesi. Arkada erkekler çok perişan oluyorlar. Ve hanımın benden sonra ölmesini hep arzu ederim. Çünkü benim önüme, hanımın önüne Rabbim beni koysun. Hanımlar tek kaldıkları zaman kendilerine yetebiliyorlar. Rahmetli babam, anam vefat ettikten sonra abisinin evine bile gidemedi. Çünkü bir erkeğin pasaportu hanımıdır.
hanımsız abisinin evine bile giremedi rahmetli babam. Ondan çok iyi gördüm ve o babamın o halini çok iyi incelediğim için şimdi Yüce Rabbime bütün duam o. Rabbim hanımından önce beni takdiriyle canımı alsın ki ben rezil olmayayım. Hanımlar bir şekilde hayatlarına devam ettiriyorlar. Erkekler çok perişan oluyorlar. Ben de eşimden önce ölmeyi düşünüyorum. O da kendi, ben de onsuz yapamam çünkü. O da kendine göre haklı. Yani her nefis gerçekten kendi yararına olanı mutlaka düşünür. Hanımlar da haklı ama erkeklerin bize biraz da ülkemizde bugün bu zamanda hakikaten çok perişan oluyorlar. Yüce Rabbim önce tüm insanlarımızın sağlığını, sıhhatini versin. Ondan sonra vefat edeceğin zaman da iman Kur'an nasip etsin Yüce Rabbim. Çünkü ölümlü dünya, her nefis ölümü tatacaktır diyor Yüce Allah. Ve her şeyde hesaba mutlaka çekileceğiz. O zaman Yüce Rabbim razı olduğu kullardan etsin bizleri inşallah.